çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk, çocuk deyip, deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her noktaya, çocukların bulunduğu bütün kalplere selamlarımızla ve muhabbetlerimizle bir programımızı daha e, başlatıyoruz. Evet bugün İstanbul'da ve Türkiye genelinde ve hatta dünyadaki e, atmosfer güzel, e, hava güzel, e, güneş pırıl pırıl gökyüzünde parlıyor. Çocuklar okullarını bıraktılar, tatile girdiler. Koca bir tatil onları bekliyor ve anne babalar çocuklarıyla bu kadar uzun süreli bir tatilde şimdi baş başalar. Birçok anne baba çocuklarını yaz okullarına göndermek istiyorlar veya kamplara göndermek istiyorlar veya gönderdiler. Şu anda birçok çocuk kamplarda. Bir şekliyle okulların ara verilmesiyle çocuklar kendi gelişim süreçlerini anne babalarının inisiyatifiyle e, bu türlü mekanlarda e, değerlendiriyorlar. Efendim biz iletişim konusuna girmiştik. Birkaç haftadır iletişimden bahsediyor idik. Dolayısıyla şu anda çocukların tam da ortada oldukları bir sürecin içerisindeyiz. Yani çocuklar ilk defa anne babalarıyla bu kadar uzun süre baş başa kalacaklar. Kamplara gidecekler veya işte yetenek geliştirme merkezlerine gidecekler, bir takım aktivitelerin içerisinde bulunacaklar ama öyle ya da böyle çocuklar artık okulun o uzun süren çocukları bir arada tutması bırakıldığı için çocukları bıraktıkları için çocuklar şu anda sokaklarda, caddelerde efendim camilerde değişik kursların içerisinde sık sık karşımıza çıkıyorlar. İşte bu noktada yine iletişimin temel unsurlarından bahsetmek istiyorum ki eğer bizler yetişkinler olarak iletişimin temel unsurlarından uzak durur isek çocuklarla kuracağımız diyaloglarda, irtibatlarda efendim bir takım e, ana unsurlardan haberdar olmadan çocuklarla konuşur isek, iletişime geçmeye çalışır isek o takdirde faturası çok ağır olarak bizlere geri dönüyor diye bahsetmiştik aşağı yukarı geçtiğimiz haftaki programlarda bu programlardan sonra gönderdiğiniz yoğun e-mail ve elektronik postalara baktığımda görüyorum ki çok da yaralı olan bir hususa değinmişiz şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum ki sağ olun var olun bir taraftan e-maillerle, elektronik postayla. Bir taraftan öyle acemice kurduğumuz bir siteden bahsetmiştik hatırlarsanız e, www.ademgunes.com isimli sitede. Oraya gelen sorulara da mümkün olduğunca cevaplar vermeye çalışıyoruz. Gerek de oraya gösterdiğiniz yoğun ilgilerden dolayı e, çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ancak iletişim konusuna girdiğimizden beri oldukça yoğun bir trafik yaşıyor bu iki bahsettiğim yer. Gerek elektronik postam gerekse de internet sitesindeki bu acemice ortaya koymuş olduğumuz web sitem. Şimdi birinci boyutu şu çocuklar ile anne baba arasındaki iletişim kopukluğu. İkinci boyutu ise birazcık daha dramatik aslında eşlerin arasında kendi arasındaki e, ...gözle görülmeyen ama hissedilen... ...bir iletişim kopukluğu... ...iletişimin derinlemesine olmamasının... ...sıkıntıları. Şimdi mümkün olduğu kadar ben... ...bugünkü programımı yine sizlerin gönderdiği... ...e-mailler ile... ...elektronik postalar ile yapmaya çalışacağım. Hemen şunu e, hatırlatmak istiyorum ki... ...göndermiş olduğunuz bütün... E, ...postalar... ...elektronik postalar, e-mailler... ...benim tarafımdan okunuyor. Ama... E, yüzlerce e-mail geldiği için bunların içerisinden bazılarına anca cevap verebiliyoruz yahut da programımızda okuyabiliyoruz. Diğerleri benim için bir bilgi kaynağı ve toplumun nabzını, anne babanın nabzını tutmak için ya anne babalar neyle meşgulü görebilmem için benim için oldukça önemli. Lütfen o yüzden e-mail göndermeye, efendim problemlerle ilgili sorular veya önerilerde bulunmaya devam edin ki bu programlarımız ...daha bir verimli bir şekilde geçsin. İletişim konusuyla girdik programımıza... ...ve o konuyla ilgili gelen e-mailleri... ...ben mümkün olduğu kadar seçmeye çalıştım. Bu programda onlarla devam edeceğiz. Şimdi Amerika'dan yazan bir e, dinleyicimiz... ...Sevde Hanım'ın mesajıyla programımıza başlamak istiyorum. Efendim mesajı olduğu gibi... ...biraz uzun da olmuş olsa... ...okumak istiyorum e, çünkü içerisini deşeleyeceğimiz noktalar var. Efendim dinleyicimiz şöyle diyor. Merhaba Adem Hocam, ben Amerika'dan yazıyorum. Size yazmamın sebebi, dün akşam telefonda uzun zamandır görüşemediğim bir dostum, yardım ısrarı üzerine eşimle ziyaretine gittik. Söyledikleriniz ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gözümüzle şahit olup anladık. Çünkü benim gibi daha çocukları küçük olan ailelerin ileriye dönük söylediklerinizi belki de çok iyi anlaşılamaz. Ailenin, bu gittiğimiz ailenin 5, 16, 17 yaşlarında 3 erkek çocukları var. Aile muhafazakar bir aile. Fakat baba sizin çok ifade ettiğiniz gibi çocuk ruhuna bodoslama olarak giriyor. Oğullarıyla bir defa vakit geçirmemiş. Otoriter, e, cimri, sert, kısacası bahsettiğiniz bütün hataları yapmış baba ve şimdi çocuklar babaya düşman vaziyetteler. Babalarıyla çocukları arasındaki iletişim sıfır noktasında. Özellikle 17 yaşında olan e, çocuk. İlk defa çocukların odasına girdiğimizde biraz Türkçe konuşabilen Amerikalı gençler havası vardı onların... E, odasında. Göz yaşlarıma hakim olamadım. O kadar acı bir manzaraydı ki. Baba şimdiye kadar binalara yatırım yapmış. Şimdi maddi olarak bir seviyeye geldim diyor. Fakat bir baktım ki çocuklarımı kaybettim. Evet. Şimdi onlar hiçbir Türk ortamı istemiyor. Fakat baba zorla Türk okuluna gitmelerini istiyor. Yoksa anneyi de suçluyor kendi kusurlarını kapamaya çalışıyor. Boşanmak istediğini söylüyor. Fakat hep bahsettiğiniz diğer bir konu çocuklarda aidiyet duygusu oluşmamış. Kendilerini aileden saymıyor, Amerikalı gibi görünüyor çocuklar. Saatlerce konuşmalarımız neticesinde babaya yüzde seksen hatalarını kabul ettirebildik. Fakat gençler ruhsuz, duygusuz, taş gibi olmuşlar. 18 yaşını doldurunca evden ayrılmayı planlıyorlar. Babaya karşı kin ve nefret dolular. Bana anneyi döverken oğlu da ona vurmuş. Baba anneyi döverken oğlu da babaya vurmuş. Bütün bu yapılan hatalara karşılık, aslına baksanız sizin programınızda bahsettiğiniz şeyler çerçevesinde bu gençlere hiçbir şey verilmemiş, bu gençler artık nasıl kazandırılabilir veya kazandırılabilir mi? Söyledikleriniz o kadar doğruymuş ki herkese ibret olsun. Hep söylediğiniz çocuklarımıza, hep siz söylüyorsunuz ya çocuklarınıza kendinizi sevdirin diye. Ne kadar da önemliymiş. Genç babadan nefret ediyor. Sadece Amerikalı kız arkadaşını seviyor. Bütün anne babalar çocuklarını sever. Fakat çocuk ruhuna bodoslama girmenin en büyük örneğini, kötü faturasını ben bu ailede gördüm diyor ve devam ediyor dinleyicimiz. Değerli dinleyiciler, şimdi bizim şu yanılgımız var. Çocuk bizden dünyaya geldi ya hani, en minik halinden itibaren onu istediğimiz gibi kullanabilme özgürlüğünü daha sıfır yaşından itibaren tattık ya, sağa çevir, sola çevir, bacaklarını kaldır, altını temizle, ağzına kaşıkla yemek sok, Ağladığı zaman sinirlenebiliyoruz ve karşılığını çocuk veremiyor ya. İşte bu daha sıfır yaşından itibaren çocuklarla öyle bir bağ içerisine giriyoruz ki çocuk sanki bizim bir şekliyle malımız gibi oluyor. Ve çocuğu kendimiz yönetmek istiyoruz. Her nefesinden haberdar olmak istiyoruz. Her şeyinden haberdar olmak istiyoruz. Çok defa bunu bu yanılgıya anneler düşüyorlar. Ve çocuğun kendi iradesini kullanmasına çok defa izin vermiyoruz. Yani çocuk yemek yiyecekse bizim tercih ettiğimiz yemeği, dışarı çıkacaksa bizim tercih ettiğimiz zamanda çıkacak. Arkadaş edinecekse bizim tercih ettiğimiz arkadaşı tercih edecek. Gülecekse bizim zamanımızda gülecek, ağlayacaksa bizim dediğimiz zamanda ağlayacak, yatacaksa bizim dediğimiz zamanda yatacak, kalkacaksa yani çocuğun yaşamasına bir şekliyle aslında fırsat vermiyoruz. Yani o kadar çok çocuğun hayatına giriyoruz ki çocuğun kendisi olmasına müsaade etmiyoruz bir türlü. Ta çocukluk yıllarından itibaren. Halbuki çocuklar şöyle bir serbest bırakılsa, rahat bırakılmış olsa, kişilik ve kimlik gelişimini keyif içerisinde anne baba kenardan izleyecek olsa, bunun adı ilgisizlik değil kayıtsız bir sabır içerisinde bir aslanın yavrularını kenarda izler gibi kenara doğru oturmuş bir annenin çocuklarının cıvıldamasını kenarda bir yerde izlemesi ama ikide bir karışmaması iki kardeşin arasına kavgaya karışmaması iki kardeşin birbirleriyle efendim itişmesine kakışmasına karışmaması çocuğu bir rahat bırakması ve çocuğun duygularının ilk önce yerine oturması ve çocuğun ilk başta anne babaya karşı bir güven duygusunun oluşturulması o kadar önemli ki eğer çocuk kendisini yaşayamaz ise işte itelemeyle kakalamayla dayakla bağırtıyla çağırtıyla çocuğun içerisindeki o karakter kişilik izzet onur ayaklar altına alına alına eğer çocuk yetiştirilir ise bunun faturası ileride çok acı olarak geriye dönüyor Anneler çok defa çocuklarıyla ilgililer evet ama bu ilgiyi bazen çocukları bunaltır vaziyete getiriyor. Yani çocukların yaşama alanını daraltıyor çok defa anneler çocuklarla birlikte olduklarından dolayı ve korku içerisinde oluyorlar. Eğer serbest bırakırsam, eğer ipleri bırakırsam, eğer şunu yaparsam, eğer bunu yaparsam ben bu çocukla sonra baş edemem diye. Hayır. Boğazına ipi taktığınız ve sürüklemeye çalıştığınız çocuk ileride sizin başınıza bela olur. İple kontrol altında tutmaya çalıştığınız, her an her şeyini kontrol altında tutmaya çalıştığınız çocuk ileride sizin başınıza dert açar. Veya babaların sıkıntılarına baktığımızda yine bu e-mailde de tam net olarak söylüyor. Altı çizilmiş olan satırda diyor ki dinleyicimiz babayla çocuklar arasındaki iletişim sıfır. Maalesef işte o maişet derdi. İşte çocuklara rızık kazanıyorum. İşte sizler için bir araba alıyorum. Sizler için bir yazlık alacağım. İşte e, sizler için ev almaya çalışıyorum. Para biriktiriyorum. Okullarınızı harcattırmak için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan diye derken derken çocuklarla kuracağımız o en önemli dönemdeki iletişimi kurma işlevini yerine getirmiyoruz. Halbuki bir baba sıcacık bir duygu ile çocuğunun içerisine kendisini böylece bırakması lazım. Çocuk sanki babanın ruhunun kendi ruhunun içerisindeki varlığından dolayı keyif alması lazım. Kaçta geliyorsun sevgili babacığım eve? Altıda geliyorum. Altıyla çocuk yatıncaya kadar dokuz on arasında çocukla baba içli dışlı Duygu dünyasından duygu dünyasına böyle dokunur gibi sıcacık bir bilgi alışverişi içerisinde, keyif alışverişi içerisinde. Babanın varlığı çocuğun ruhuna hissettirecek vaziyette olması lazım. Yani şimdi bir kişi baba olmuş ve bu baba örneğin çocukları evde kendisini beklerken kendisi dışarıda sokaklarda geziniyor. Yahut da kahveye gitmiş orada Oturuyor, orada vakit geçiriyor. Yahut da oturmuş falanca parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet ediyor. Ya ama senin bir numaralı vazifen arkadaşlarınla sohbet etmek değil ki deniz kenarında sağda solda çay içerken vesaire yaparken geçirdiğin vakitler aslında senin çocuğuna zerkedeceğin, senin çocuğunun damarlarına koyacağın babalık duygusunu, babalık güveninin ihmal edildiği ana denk geliyor. Eğer kız çocukları babalarını yanlarında yeterince hissetmezler, hissedemiyorlar ise, işte diğer programlarımızda söyledik. O kız çocuğu ileride baba duygusundan eksik kalan yanları sağda solda erkeklerde aramaya başlıyor. O erkek senin, bu erkek benim, dayanamıyorum onu sevdim, o beni çok sevdi, ben bunu çok sevdim bir de bakıyorsunuz ki çocuk ipin ucunu çoktan kaçırmış. Oturup karşılıklı ağladı, ağlaştığınız zaman o çocukla, o kızla... ...kızım, yavrucuğum sen ne yapıyorsun böyle? Bak 18 yaşındasın, 18 tane erkek arkadaşı değiştirmişsin. Nedir senin durumun diye o kız ellerini yüzüne kapatıp... ...hıçkırıklarla ağladığı zaman aradığı şeyin aslında... ...bir erkek arkadaşı olmadığını, babasının sevgisini aradığını... ...yıllar sonra fark ediyoruz. Gençlerle yaptığımız tüm görüşmelerin içerisinde bunu... Özellikle kız çocuklarında rastlıyoruz. Yahut da erkek çocuklarında. Bakıyoruz ki erkek çocuğu arkadaşıyla oynamasını beceremiyor. E onunla kavga ediyor, bununla küsüyor, bununla barışamıyor. İkide bir onu şikayet ediyor, bunu şikayet ediyor. Okula gidiyor, okulda başka bir dertle karşınıza geliyor. Anne baba olarak zaten dert dinleye dinleye bıkkınlık geçiriyorsunuz. Neredeyse çocuğunuzun yakasından durup duvara asacaksınız. Ama durun asmayın bir. Çocuk bir erkek modelini evin içerisinde acaba görüyor mu? O iletişim dediğimiz vücut iletişimini, vücut dilini çocuk evin içerisinde babadan alıyor mu? Babanın daha eve girerken ayakkabılarını çıkartışından, ayakkabılarını rafa koyuşundan, evin içerisine asaletle yürüyüşünden, anneyle selamlaşışından, çocukların birini kucağına alışından, koltuğa oturuşundan annenin sofrayı hazırlayışından, o sofraya ailecek oturmadan, sofrada yapılan o yemek masasında yapılan sohbetten, bir evin içerisinde baba olmadan, bir erkek olmadan acaba çocuklar haberdar mı? Erkek çocuğu olarak haberdar mı? Eğer çocuk haberdar değil ise erkeklik, babalık, efendime söyleyeyim, aile içerisini idare etmeden ee, ...ne anladığı çok net değil ise o takdirde çocuk bu yeteneklerini geliştiremeden ileriki yaşamına adım atıyor. Ve iletişim değerli dinleyiciler bir yetenek işidir. Ve bu yetenek çocukluk yıllarında kazanılır. Eğer çocuk çocukluk yıllarında iletişim kurma yeteneğini kazanıyor ise, o kabiliyete kazanıyor ise... Ondan sonra çocuk artık kendisiyle, çevresiyle, sizinle, arkadaşlarıyla rahatlıkla iletişim kurabilecek özelliğe sahip olursa içini boşaltabilecek medeni bir insan olacak. Ama rica ederim çocuğu televizyonun karşısına koyduysanız eğer, çocukla iki kelime edip hal etmeden mahrumsa eğer çocuk, baba duygusundan, babanın saçlarını oksamasından mahrumsa eğer, konu komşuyla oturup sohbet ettiğimiz gibi, Çocuğunuzla eğer oturup sohbet etmiyorsanız eğer e bu çocuk nasıl geliştirecek iletişim kabiliyetini, yeteneğini? Tabii ki sokağa çıktığında arkadaşıyla kavga edecek, konuşmayı beceremiyor. Vücut dilini kullanamıyor, sesini kullanamıyor. <laughs> Çocuklarla kuracağımız iletişimin birkaç ana noktasına değinerek yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu sadece çocuklar için geçerli değil. İnsanlar arasındaki, tüm bireyler arasındaki iletişimde bir bireyin en çok rahatsız olduğu iletişim şekli sen iletişim şeklidir. Yani eğer çocuk örneğin bir hata yaptıysa, bir yanlış yaptıysa, Bilerek yahut da bilmeyerek ki gerçi çocuklarda kast yoktur. O da ayrıca bir e, konu olarak ele alınabilir. Ama yine de öyle söyleyelim. Biz çocuklar bilerek yahut da bilmeyerek bir hata yaptılar ise böylesi bir çocukla konuşurken sen dili kullanılmaması lazım. Sen ve onunla birlikte geçmişle bağlantı kuracak cümleler kullanılmaması lazım. Yani örneğin çocuk masaya su döküyor. Sen zaten hep böylesin geçmişle bağlantı kurduk. Bakın sen kelimesini kullandık. Efendim sana kaç kere demedim mi? Sen kelimesini kullandık ve daha öncekilerle bağlantı kurduk. Doğru bir iletişim şeklinde çocuğun direkt kişiliğine saldıran, direkt kişiliğini yani sen kelimesiyle direkt egosunu hedef alan kelimeler kullanılmaması lazım. Onun yerine davranışa yönelik olarak kullanılması lazım kelimeler. Yani eğer suyun dökülmesi yanlış bir davranış ise o takdirde çocuğun kişiliğine değil suyun dökülmesinin yanlışlığından bahsetmek lazım. Artı sadece yanlışlardan bahsetmek değil onun yerine doğrusunun da nasıl yapılacağı ile ilgili çocuğa bir çıkar yol bir kapı sunulması lazım. Çocuk köşeye sıkıştırılmaması lazım. Eğer çocuk örneğin eli yağlı iken bardağı tuttu ve bardak elinden kaydı ve düştü ondan dolayı oldu. Şimdi zaten bu çocuğa sen diliyle hitap ederek kızgınca bir ses tonuyla çocuğa yaklaşırsak bir kere insaf işi değil çünkü çocuk zaten elinde elinin yağlı olmasından dolayı bardak kaydı ve elinden düşmüş oldu. O takdirde bizim burada çocuğa eğer bir öğretici olarak yaklaşacağımız yol ve yöntem şu olması lazım ki çocuk eğer e, elinin kaygan olmasından dolayı bardağın düşebileceğini hesap edemiyor, hesap edememiş ise bu bir tecrübe olmuştur çocuğa. O takdirde kaygan elle, yağın kaydırıcı özelliğinden bahsederek belki birazcık hem çocuğa moral vererek çünkü yapılan bir hata eğer bardak kırıldı ve düştüyse yahut da su döküldüyse çocuk da zaten orada zarar gördü. Eğer alınacak bir ceza vardı ise zaten o çocuk o sırada o yanlış davranışın ortaya çıkarttığı neticeden dolayı kendisi de zaten kendi kendini sanki cezalandırmış gibidir. Üstüne bir daha binmemek lazım çocuğun. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen kaç kere söyledim sana? İşte yağlı ellerine kaç kere tutma dedim sana? Şimdi eğer zaten o problemin olduğu ana denk geliyor ise sizin bir takım öğretici kelimeleriniz de o da yine çok öğretici olmuyor çocuklarda. Yani bir sen dili kullanmamak, geçmişle bağlantılar kurmamak artı e, o problemin olduğu ana, yani şok geçirilmiş olan, yanlış yapılmış olan o ana denk getirmemek lazım çocuklarla yapılacak öğreticiliği. Yani eğer çocuk birazcık nefes alsın bir işte bardaklar eğer ortalığa e, o cinci boncu saçılmışsa ortalık bir toparlansın hele. Su bir silinsin hele. Belki çocuk o sırada korktu, heyecan duydu bir tebessümünüzle bir kendine gelsin hele. Ondan sonra tekrar oturduğumuzda e, bir şekliyle biraz sonra çocuğa eğer öğreticile, öğretilecek bir şeyler var ise o sırada çocuğun neden dolayı bu olduğuyla ilgili bir takım bilgiler verilmesi lazım. Şimdi biz çok defa anne babalar olarak şöylesi bir aslında nasıl söylenir, söylenir bilmiyorum ama şöylesi bir sıkıntının içerisindeyiz. Yani sabretme ve kendimize hakim olamama sıkıntısının içerisindeyiz. Yani problemleri sanki anından çözmek lazımmış gibi o anda her şey birdenbire çözülmesi lazımmış gibi frene basamama kendimize sahip olamama gibi bir özelliğimiz var. Aslında biz bu özelliğimizi ne kadar telafi eder isek, ne kadar toparlar isek o takdirde çocuklar o kadar rahatlayacaklar. Rahatlamış olan çocuk ne yaptığının o zaman farkına varacak. Bağırtıyla, çağırtıyla, gürültüyle, patırtıyla çocuğa bir şeyler söylüyor olmak zaten çocuğun o an yaşadığı şok içerisinde hiçbir anlama gelmez. Birincisi bu yani çocuk eğer o anda anne babanın öğreticiliğini taşı e, duyuyor ise bir de o sırada çocuk o öğrenme e, merkezlerine, annenin cümlelerini, babanın cümlelerini çok almaz. Yani biraz sabretmek lazım. Çocuklarla kurulacak iletişimde biraz sabırlı olmak, e, birazcık daha metanetli olmak, birazcık daha güler yüzlü olmak. Ancak tüm bunlara rağmen, bir şey var ki geçtiğimiz programda da yine altını çizdik. Çocukla kurulacak iletişimin en temel iki tane özelliği bir sesin tonu iki vücut dilini kullanış şekli. Sesin tonu öyle bir şeydir ki çocuğa hitap ettiğiniz takdirde hani söz bir büyüdür aslında bir büyüyle karşı tarafı büyülüyor ve ona göre onun şekillenmesinde, karakterin gelişmesinde siz destek oluyorsunuz. Öğreticiliğiniz ya yerine geçiyor yahut da öğreticiliğiniz çok bir şey ifade etmiyor. Ses tonu öyle bir şeydir ki çocuğun kalbinin kapısının açılmasına en büyük etken olan şey kişinin kullandığı ses tonudur baygınlığa kadar götürebilir eğer o güzel sesiyle hitap eder ise. Hazreti Davut'tan bahsedilir. Hazreti Davut'un en güzel e, yanı Davudi sesi diye bahsediliyor ya. Ve sesler içerisindeki en çirkin, en kerih sesi ise bir hayvanın sesinden bahsediliyor. Dolayısıyla Hazreti Davut ile en çirkin ses arasında git geller yaşayacak ise bir anne yahut da bir baba sesiyle çocuğun kalbine hitap ediyor olması lazım. Anne baba çocukla kurduğu iletişimde çocuğun zihnine değil, aklına değil, kalbine doğru hitap ediyor olması lazım. Kullandığı kelimeler yavaş ve ağırdan ve çocuğun sanki kalbinin kapısını açıp oradan içeriye üflüyor gibi. Sanki çocuğun kalbinin içerisine sızıyor gibi anne baba çocuğun kalbine hitap ediyor. Duygularına hitap ediyor olması lazım. İletişimde sadece akla hitap edersek eğer. Bak oğlum şimdi şöyle olacak. Arkasından böyle olacak. Sonra şöyle olacak. Şimdi şöyle olacak. Anladın mı? Şeklindeki bir hitap tarzı ya çocuğu ezer ya bunaltır ya lafınızla çocuğu yormuş olursunuz. Belki çocuğunuz öyle çok dikkatli sizi takip ederse istediğinizi yerine getirir ama o çocuğun içerisinde hücrelerine kadar girebilmesi için sesinizin rahmetle süsleniyor olması, hitabınızın inci gibi arka arkaya dikili diziliyor olması lazım ki çocuk sanki şeker şerbet içiyor gibi annesinin sözlerini, babasının hitap tarzını kendi içerisine doğru alıyor olması lazım. Ancak tabii buraya gelip tıkanıyoruz, niye tıkanıyoruz? Çocuğa ayıracağımız eğer vakit çok sınırlıysa 10 dakikayla 15 dakikayla günlük çocuğumuzla iletişime geçiyorsak o takdirde sesimizi rahmetle süsleme o takdirde çocuğumuza hitap ederken kendi beden dilimizi kullanmayı çok ihmal ediyoruz. Çocukla meşgulken çocukla meşgul olmak lazım. Çocukla meşgulken telefonunuz ile meşgulseniz o takdirde Kendinizi kandırmayın, telefonunuzla meşgulsünüz. Çocukla meşgulken, televizyonla meşgulseniz, gözünüzün biri televizyonda, birisi de şaşı gibi çocukta. E, o, o takdirde siz kendinizi kandırırsınız. Yani evet oğlum, hayır oğlumla çocuğunuzu idare etmeye çalışıyorsanız, o sırada siz çocuğunuzla meşgul olduğunuzu düşünmeyin. Sadece çocuğunuzu incitiyorsunuz şu anda. Çocukla meşgulken, sadece çocukla meşgul olunması lazım. Çocuklar çok çabuk doyarlar aslında. İlgiye ve sevgiye çok çabuk doyarlar. Birçok anne babanın en büyük şikayetlerinden bir tanesi şu. Hocam ilgileniyorum, ilgileniyorum. Bık bitmiyor yani. Bıkıyorum neredeyse. Yetişemiyorum. Aslında bu şu anlama geliyor pedagojide. Çocuğun ilgilenilecek ve ihtiyaç olduğu zamana denk getiremiyorsun ilgini. Çocuğun ilgi ihtiyacına denk getirir ve biraz önceki kıstaslar içerisinde ses tonunuzla konuşma üslubunuzla çocuğunuza sen dilini kullanmadan artı bir şey daha ilave etmek lazım. Sen dilinin hemen ötesinde ben dilini dahi kullanmamak şartıyla ben rahatsız oluyorum. Ben senin bu hareketlerini işte beğenmiyorum. Ben işte şöyle oluyorum, ben böyle oluyorum da yine her ne kadar iyi cümleler gibi geliniyor ve hatta tavsiye ediliyor olsa da uzmanlar tarafından çocuk ile sen ile beni ayırt ettiği için önünüze bir bariyer, bir baraj oluşturacağı için hatta ben dilini dahi kullanmamayı çocukla iletişim içerisinde e, iyice bir yetenek haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla çocukla kurulacak iletişimde tüm bu unsurlara dikkat etmek oldukça önemli. Neden önemli? Bunu da hemen izah etmekte fayda var. Ben burada aslında izahları yaparken şunun için söylemiyorum. Yani iyi bir anne baba olun. Efendim e, çocuk hakları var, insan hakları var, efendim e, demokrasi var vesaire var. Tabi bunların her birisi var, var, var oğlu var ama ben şundan dolayı acıyı biliyorum. Acıyla feryat edenlerin acısıyla ben çok defa karşılaştığım için o yüzden ben bunları söylemeye çalışıyorum. Bu şekilde hitap ettiniz, ruhunu delercesine kullandığınız, hakaretler ile yaklaştığınız çocuğunuz bir süre sonra bakıyorsunuz ki aynı kelimeleri size kullanıyor ki Amerika'dan yazan dinleyicimizin ifadesi oradaki karşılaştığı manzara o. Şu anda yurt dışından gelen dinleyicilerimiz var. Biliyorum şu tarihler e, yurt dışı için izin mevsimi e, arabalar içerisinde görüyoruz yabancı plakalı arabalar içerisinden görüyoruz şimdi onların da çocukları şu anda sizlerin yanınızda görüyorsunuzdur mutlaka bir karşılaştırmanızı rica ediyorum. Bakın orada belki ikincil vatandaş, üçüncül vatandaş olmanın da verdiği bir sıkıntıyla çocukların bunaltısını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Orada yaşayan çocukların bunaltısını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Kişinin kendisini ifade edememesi kadar kötü bir şey yoktur. Eğer çocuk sınıfın içerisinde örneğin kendini ifade edemiyor ise, yabancı bir okulun içerisinde çocuk kendini ifade edemiyor ise o çocuğun göstereceği tavır hırçınlıktır, agresifliktir. Yani düdüklü tencerenin altını ısıtıyorsunuz ama düdüğünü kaldırmıyorsunuz. O kapakçığını kaldırmıyorsunuz. Ne olur patlar elinizde. İşte insanın o ağzından çıkan kelimeler düdüklü tencerenin üzerindeki o kapakçığın kaldırılması havanın dışarıya doğru çıkması gibidir. Bu eşler arasında da böyle çocuklar arasında da böyle. Dolayısıyla anne babalar çocuklarıyla kuracakları iletişim içerisinde bir şu şart mutlaka lazım. İletişim öyle ya da böyle anne babayla çocuklar arasında olmak zorunda. Babamız çok evde yok hocam. Onun için ben çocuklarla iletişim kuruyorum. Öyle bir şey yok. Ben hem erkek oluyorum hem kadın oluyorum demek gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Allah anneyi de yaratmış, babayı da yaratmış. Bir bekçi gibi evlerine dikmiş. Ve onların evine de bir aziz misafir göndermiş ise eğer bu bekçilerden bir tanesi evden ayrılmış ise o evin içerisinde bir takım sıkıntılar çıkar. Babanın çocuğuyla kuracağı iletişim farklı kanalları besliyor. Güven duygusu içerisinde asaleti besliyor. Çocuğun dik durmasını bes besliyor. Annenin çocuğuyla kuracağı doğru iletişim ise çocuğun içerisinde daha başka duyguları besliyor. Baba olmaz ise çocuğa girecek olan o bir takım duygular yoksun kalıyor. O yüzden anne babalar ne birbirlerinin rollerini üstlenmesi lazım, ne de çocukla kuracakları iletişimi önemsemeden küçümsemesi lazım. Buradaki belki de anne babaların en büyük yanılgılarından bir tanesi çocukların işte sessiz ve sakin duruyor oldukları anlarda. İşte kendilerini çok rahatsız etmiyor oldukları anlarda anne babalar çok defa memnun oluyorlar. Çocuk eğer internetle ise, çocuk eğer konu komşunun çocuklarıyla dışarıda oynuyorsa, çocuk eğer televizyonun arkasındaysa, çocuk eğer örneğin kitap okuyor ise, çocuk eğer bir şeyler yapıyor ise, anne de kendi işlerini rahat rahat görüyor ise, baba da işte kendi işlerini rahat rahat görüyor ise çok defa anne baba mutlu oluyor bundan. Ama biraz önce söylediğimiz gibi iletişim bir yetenek işidir ve bu yetenek çocukluk yıllarından itibaren kazanılır. Çocuğunuz şu anda televizyon seyrediyor ama bir yeteneğini geliştiremiyor. Nedir o yetenek? Yürüme yeteneği nasıl ki çocukluk yıllarında çocuğun kazandığı bir yetenek ise, konuşma da, konuşmanın ötesinde derdini ve meramını anlatma da yine çocukluk yıllarında geliştirilen bir özelliktir. Ben birçok programımda bahsettim. Yine söyleyeyim. Örneğin arabalar görüyoruz, otobüsler görüyoruz, eşler yan yana yolculuk yapıyor, araçların içerisinde eşler yan yana yolculuk yapıyor. Rica ederim şöyle Tem'de giderken, E5'te giderken yahut da sokaklarınızın arasında giderken eşlerle yolculuk yapan eşlere rica ederim bir bakar mısınız? Hanımefendi sağ tarafa doğru dönmüş, camdan dışarıyı seyrediyor. Beyefendi elinde ya bir telefon, telefon yasak eğer polis görürse ceza yazar belki endişesiyle. Yahut da elini cama yaslamış, o da başka bir yerle meşgul. 10 dakikalık yolculuk süresince dahi 10 kelimeyi yan yana getirme yeteneklerimizden yoksun olarak evlendiğimiz takdirde o evlilik bize nasıl bir kar sağlayacak? Yahut da alışveriş merkezlerinin içerisinde eşlere rica ederim şöyle bir kenara oturup bir se izler misiniz? Eşin biri ya öndedir ya birisi arkadadır yahut da ikisi yan yanadır. Birisi A vitrinine bakıyor, birisi B vitrinine bakıyor. Yahut da birisi çocuğa bakıyor, birisi efendim başka bir şeyle ilgileniyor. Eğer bu şekilde bir iletişim içerisinde bulunuyor isek, eşler o takdirde birbirlerini nasıl doyuracaklar? Evet, iletişim kişiyi doyuran bir şeydir. Duygu dünyasını harekete geçiren bir şeydir. Bir canım lafı, efendim bir tatlı bir söz annenin ruhunu okşar, anne okşanmış ruhuyla birlikte, çocukla birlikte olur, eşiyle birlikte olur. Yahut da babanın ruhu okşanır, çocuk babayla birlikte olur. Evet, vaktimiz bugün de son buldu. Çocuk deyip geçmeyin de yine birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.